Evet, bugün noktanın analitik incelenmesine başlıyoruz. Meşhur konumuz olan noktanın analitik incelenmesi. Hemen bakalım nedir bu? Analitik geometrinin temeli bugünkü dersimiz. Şimdi ilk başta dik koordinat sistemi nedir? Bunu göreceğiz. Koordinat sistemi şu şekilde. Elimde iki tane sayı doğrusu var. Birincisi yatay konumundaki şu x ekseni, x doğrusu. Burada gördüğünüz gibi sayılarımız işte sağa doğru böyle sonsuza kadar, sola doğru da eksi sonsuza kadar gidiyor. İkinci bir sayı doğrusu daha aldım. Bunları dik olacak şekilde birleştirdiğimde meydana gelen bu sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. Yatay konumdaki bu doğruya x ekseni özel ismiyle apsis, dikey konumdaki bu doğruya da y ekseni özel ismiyle ordinat diyoruz. İkisinin dik birleşimiyle meydana gelen bu sisteme de dik koordinat sistemi diyoruz. Bu koordinat sisteminin üzerinde çalıştığı düzleme de analitik düzlem diyoruz. Nedir şimdi bu kadar resmi kısma girmeden nedir bu şimdi analitik koordinat sistemi onu görelim. Arkadaşım bundan sonra noktaları artık ikişerli halde bileşenler halinde yazacağız. Önceden sayı doğrusunda tekli yazıyorduk. Şimdi iki tane olduğu için ikişerli halinde yazacağız. Birincisi olarak A noktası dediğimde bunun ilk önce x ekseni üzerindeki iz düşümünü ya da x ekseni kestiği noktayı, sonra da y eksenini kestiği noktayı göstereceğiz. Buna göre diğer noktalara devam edersem, örneğin B noktası. B noktası y doğrusunun üzerinde. Bu noktanın x eksenini kestiği nokta 0. Y ekseni kestiği nokta da 2. Aynı şekilde bak, x eksen üzerinde başka bir nokta aldım, c noktası. Bunun x ekseni kestiği nokta eksi 3. Y eksenini kestiği noktası, şu doğruyu kestiği nokta ise 0. Yani noktamız x ekseninin üzerinde ise ordinatı 0. Y ekseninin üzerinde ise apsisi 0 olmuş oldu. Aynı şekilde D noktası aldım bak. 2'ye, eksi 2'ye 2. E noktası eksi 3'e eksi 1. F noktası x ekseni kestiği nokta 4'e eksi 2. G noktamız da y ekseni üzerinde yine 0'a eksi 1. Noktaları artık bundan sonra böyle göreceğiz. Bu eksenlerimiz koordinat düzlemini analitik düzlemi 4 eşit parçaya bölüyor, şey 4 parçaya ayırıyor. Bunları birinci bölge, saat yönünü tersine doğru devam edersem ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge diye isimlendiriyorum. Şu çapraz olanlar aynı işaretli maviler, yeşiller de zıt işaretli. Buna göre bir nokta aldığın zaman bak burada da görüyorsun x ekseni pozitifte kesmiş, y ekseni de pozitifte kesmiş, pozitif ve pozitif. İkinci bölgede x ekseni negatifte kesmiş, y'yi pozitifte kesmiş. Üçüncü bölgede negatif, negatif. Dördüncü bölgede ise x ekseni pozitifte, y ekseni negatifte kesmiş. İşaretleri de bunlar. Bunları ezberlemeye çalışmıyoruz. Ezber yok. Hayal etmeye çalışacağız. Bunları zaten trigonometride de birim çember üzerinde de uygulamalarını göreceğiz. Şimdi anlamaya devam etmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum şu anda bu verdiklerimi. Koordinat sisteminde 3 tane nokta vermiş. Bunlar birleştirilmesi meydana gelen üçgenin alanı nedir diye soruyorum. Bakıyorum. İlk önce A noktası eksi 2'ye artı 1. Demek ki ikinci bölgede eksiye artı. Eksi 2'ye artı 1. Şu gördüğüm nokta. B noktası 3'e 1. Artı artı olduğuna göre demek ki birinci bölgede. X eksenini 3'te, Y eksenini de 1'de kesiyormuş. Tamam. Son olarak C noktası 1'e 5. X eksenini 1'de, Y eksenini de 5'te kesiyormuş. Bu gördüğün noktaları koordinat sistemine taşıdığım meydana gelen üçgenin alanını soruyor bana. Bu üçgende gördüğün gibi şurası taban olarak seçilebilir. Peki burası kaç birim? Artı 3 ile eksi 2 arasındaki mesafe. 3, 3 eksi eksi 2'den 5 birim. Yani taban uzunluğumuz 5 birim. Tamamını çıkarttık. Ya da tek tek sayabilirsin de sen bilirsin. Sonra yüksekliğe geldik. Bak yükseklikte burasını seçebilirim. Gördüğün gibi. O da 5 ile 1 arasındaki mesafe. 5 eksi 1'den. O da 4 birim. Şu mesafede 4 birim. Dolayısıyla üçgenimizin alanı taban 5, yükseklik 4 bölü 2'den 10 birim çıktı. Anlaşıldı mı? Yani bundan sonra çözeceğimiz geometrik sorularını sadece koordinat sistem üzerinde çalışacağız. Aynı sorular, değişen bir şey yok. Ama bundan sonra uzunluk vermek yerine cisimlerimizin, şekillerimizin koordinatlarını verecek bize. Buna göre soruları geometrideki gibi çözeceğiz. Yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Eski geometri bilgilerimizi sadece koordinat sistemleri göreceğiz. İki, başka bir soru kalıbına geçiyorum şimdi.
Analitik düzlemde A noktası ikinci bölgede ise B noktası hangi bölgededir? Şimdi A noktası ikinci bölgede ise bu ne demek? İkinci bölgedeki bir noktamızın apsisi negatif, ordinatı pozitif demektir. Yani A noktası apsisi negatif, ordinatı pozitif demektir. Yani A'mız sıfırdan küçük, B'miz de sıfırdan büyükmüş. Bunu anlıyorum ben ikinci bölge dediğine göre. Peki B noktası kaçıncı, hangi bölgededir diye sormuş. Bakalım B noktasına. B noktamız B eksi A'ya A çarpı B. Arkadaşım, A'nın kendisi negatif, B'nin kendisi de pozitifti. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkartırsam sonuç şurası pozitif olmaz mı? Çünkü A'nın kendisi eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artıyla da toplayınca artı. Sonra zıt işaretli iki sayının çarpımı da negatiftir. Dolayısıyla pozitife negatif. Bu dördüncü bölge demektir. Dolayısıyla B noktamız dördüncü bölgedeymiş. Burada sade bir örnek çözmeye çalıştım. Daha farklı matematiksel ifadelerle daha farklı soru tiplerine geçebiliriz. Yani şu ifadeyi çevireceğiz. Artık matematiksel olarak işlemlerimizi yapacağız. 3. ABCD'de bir kare. Karenin köşelerinin koordinatları iki tanesini vermiş. A noktası 0'a 5, B noktası 3'e 0. C noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sormuş. Karenin özelliği ne? Bildiğim en basiti şu. Dörtkenar eşit. Açılar 90'ar derece. Açılar 90'ar derece. 1. Karenin özelliği bu. 2. ABC karesinin köşeleri vermiş. Şurası 0'a 5 ise o zaman uzunluk olarak burası 5 birimdir. B noktası da 3'e 0 olduğuna göre uzunluk olarak burası da 3 birimdir. Şimdi C noktasının koordinatları toplamını soruyor. Yani şunları soruyor bana kısacası. Bunların uzunluklarını soruyor. Bak burada şu gördüğün sarı üçgen ile benim şimdi çizdiğim şu sarı üçgene baktığımda bunlar birbirlerine benzerdir. Neden? Çünkü buraya çizgi, buraya da nokta dersem ne oldu? Bu üçünün toplamı 90 derece. Çizgi, nokta, 90. Burası nokta, 90, çizgi. Şurası zaten 90'dı. Çizgi, 90, nokta oldu. Gördüğün gibi bu üçgenler birbirlerine benzedi. Hipotenüsleri de aynı olduğu için eş oldu. O zaman noktanın karşısındaki uzunluk 5 ise buradaki noktanın karşısındaki uzunluk da 5. Çizginin karşısı 3 ise buradaki çizginin karşısındaki uzunluk da 3 oldu. Buna göre C noktasının koordinatları x eksenini kestiği nokta burası. Yani 3, 5 daha 8. Y eksenini kestiği nokta da burası. Yani x ekseni olan uzaklığı burası. O da 3 birim. Dolayısıyla koordinatlarını soruyor. C noktası 8'e 3'tü. Buna göre koordinatları toplamı 8 artı 3'ten 11 çıktı. Bak burada ne gördük? Çözdüğümüz örneklerde sadece koordinat sisteminde eski konuları görüyoruz. Üçgende alan, cebirsel ifadeler, matematiksel ifadeler, ondan sonra kare, üçgende benzerlik, eşlik. Gördüğün gibi tamamen eski konularımızı görüyoruz ama koordinat sisteminde uzunluk yerine bunu saklayarak veriyor. Evet, bu yavaş yavaş kafanda oturduysa şimdi diğer özelliklerimize devam edelim. Nedir bu? Koordinat sisteminde rastgele herhangi iki nokta verildiğinde bunlar arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Bunu ilk başta şu örnekle çözeyim, sonra genele çevirelim. Alttaki örneğe bakalım. A noktasıyla B noktası arasındaki şu uzunluk nedir? Çünkü iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrusal olanıdır biliyorsun. Dolayısıyla bu kırmızı uzunluğu nasıl bulacağız? Buna bakıyorum. A noktasının koordinatları eksi 4'e artı 1. B noktasının koordinatları 8'e 6. Şimdi ben dik koordinat sisteminde çalıştığım için bunların devamını yaptığımda gördüğün gibi karşıma bir dik üçgen meydana geldi. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısını alacağım. Çünkü ben Pisagor'u biliyorum eski konulardan kalma. Buna göre apsisler arasındaki şu mesafe, şu uzunluğu buluyorum. Eksi 4 ile artı 8 arasındaki mesafe. 4 birim burası, 8 birim burası. 8 birim burası, 4 birim de burası. Toplam bu mesafe 12. Bunu şöyle de yapabilirsin. 8 eksi eksi 4. Büyükten küçüğü çıkartarak da 12 birim olduğunu bulursun. Şu mesafeyi buldum. 12 birimmiş. 12. Aynı şekilde ben burayı da bulabilirim. Orası da 6 eksi 1'den 5 birim.
Yani şu uzunluk 5 birim. O zaman burası da nedir? 5 birim. Gördüğün gibi Pisagor bağıntısında dik kenarları buldum. O zaman hipotenüsü bulalım. Ne gidiyor Pisagor bağıntısı? AB uzunluğunun yani hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı. Bu uzunluğu nasıl buldum? Birbirinden çıkartarak buldum. 12 karesi artı. Diğerini nasıl buldum? Koordinatları birbirinden çıkartarak buldum. Yani 5 karesi. Zaten ben bunu biliyorum. Bu 5, 12, 13 üçgeni. Öyle değil mi? Dolayısıyla AB uzunluğumuz buradan. AB uzunluğumuz. İşlemleri yapmaya gerek yok. 13 çıktı. Anlaştık mı? Evet. O zaman bize koordinat sisteminde hangi iki noktayı verirse versin. Ben bundan uzaklığı bulabilirim. Nasıl bulacağım? Bildiğim Pisagor bağıntısından bulacağım. Hadi yapalım. Şimdi iki tane nokta versin. A noktası ve B noktası. Bunların harflerle yazarsak koordinatlarını x1, y1 koordinatları. Bu da x2, y2. Arasındaki uzaklığı soruyor. Karşımıza Pisagor bağıntısı çıkacak. Şimdi şu uzunluğu nasıl bulmuştuk? Alttakini hatırla. Noktaları birbirlerinden çıkartarak arasındaki mesafeyi bulmuştuk. O zaman ben şu uzunluğu, şuradaki mesafeyi büyük sayıdan küçüğü çıkartarak bulurum. Yani x2'den x1'i çıkartarak bulurum. Gördüğüm gibi. Aynı şekilde burada da aradaki mesafeyi yani şu uzunluğu büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartarak şurayı bulmuş olurum. Doğru mu? Sonra da Pisagor bağıntısı alacağım. Yazayım o zaman Pisagor bağıntısını. Hipotenüsün karesi yani AB uzunluğunun karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani x2 eksi x1 artık bu sayı neyse bunun karesi. Bak farkını aldım birbirinden çıkarttım. X'lerin farkının karesi artı diğer dik kenarımız y'lerin farkının karesiymiş. Buradan gerekli işlemleri yapacağız. Bundan sonra iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye sorduğu zaman böyle bir formül ezberlemiyorsun. Böyle bir şey yok. Bu benim bildiğim Pisagor bağıntısını ben sadece bunu güzel görürsün diye buraya yazdım. Bunu zaten biliyordun sen. Pisagor bağıntısı. Yeni bir şey yok. Dolayısıyla hayalinde bir dik üçgen oluşturacaksın. X'ler arasındaki mesafe, y'ler arasındaki mesafe. Dolayısıyla burası da hipotenüs olacak. Şekil yoksa bile bunu sen kendin kolayca oluşturabilirsin. Evet, hep Pisagor alacakmışız. Şimdi örneği çözdük. Devam ediyorum başka bir soru tipiyle. Bunu da ben önemsiyorum. A noktasının eksenlere ve orijine olan uzaklıkları toplamını soruyor bize. Orijine ve eksenlere olan uzaklıkları toplam. İlk önce eksenlere olan uzaklıklarını bulalım. Elimde dördüncü bölgede bir A noktası varmış. Bunun eksenlere olan uzaklıklarını bulacağım. Bu A noktası x eksenini 3'te kesiyor. Peki A noktasının x eksenine uzaklığı nedir? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, en kısa uzaklığı dik olanıdır. Dolayısıyla uzaklık şurası oldu. O da gördüğün gibi 4'e eşit. Yani bir noktanın x eksenine uzaklığı ordinatının mutlak değerine eşitmiş. Mutlak değerine eşitmiş. 4 birim. A noktasının y eksenine uzaklığı orası da şu. En kısa mesafe dik olduğu şu an. Öyle değil mi? Bu da bununla apsisi kestiği şu uzunlukla aynı. O zaman bir noktanın y eksenine olan uzaklığı, y eksenine olan uzaklığı apsisinin mutlak değerine eşitmiş. Evet, bunları anladık. Dolayısıyla eksenlere olan uzaklıkları toplamı birisi 4 artı diğeri 3. Tamam, bunları hallettim. Şimdi de orijine olan uzaklığını buluyorum. Orijin burası. Burası da A noktası. Uzaklığı da şudur. İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrusu olduğu şu an. Bunu nereden bulacağız? Çıktı bile. Bak şurada. Burası 4 birim. Burası da nedir? 4 birim. Pisagor bağıntısı yine 3, 4, 5 üçgeni. Dolayısıyla orijine olan uzaklığımız da 5 oldu. Bunların bize toplamını soruyordu. Gördüğün gibi 12 çıktı. X eksenine olan uzaklık, y eksenine olan uzaklık, orijine olan uzaklık. Bu çok temel ve basit bir özellik. Bunu unutmaman, karıştırmaman gerekiyor. Evet, analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB uzunluğu 5 birim ise x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi ben bu soruyu cebirsel olarak, matematiksel olarak çözeceğim. Sen bunun şeklini de çizerek anlamaya çalış. Bu da sana ödev olsun. Ben normal şekil olmadan şu klasik Pisagor'u alarak yapmak istiyorum. Ne diyor? AB uzunluğu 5 birimmiş. Yazalım o zaman. AB uzunluğunun karesi eşittir neydi? X'lerin farkının karesi. Artı Y'lerin farkının karesi. Bunlar yer değiştirebilir. Hiç önemli değil. Nasıl yani?
İkincisinden birincisini çıkartmak yerine birincisinden ikincisini de çıkartabilirsin. Çünkü içerisi eksi de olsa artı da olsa fark etmez. Karesini alınca sonuç pozitif çıkacak. Karesi olacak. Dolayısıyla x'leri birbirinden çıkartman yeterli. Hangisini hangisini çıkarttığının önemi yok. Hangisinden hangisini çıkarttığının önemi yok. X'lerin farkı, y'lerin farkı, sonra da Pisagor alıyoruz. Buna göre AB uzunluğunu zaten bana 5 birim vermiş. 5'in karesi eşittir. X'lerin farkı bak. 2 eksi x. 2 eksi x. Ben bu sefer tersini yaptım gördüğün gibi. Değişen bir şey olmayacak çünkü. Sonra da 7 eksi 3. 7 eksi 3. Oldu mu? Karesi. Buradan 5'in karesi 25. 2 eksi x'in karesi artı. Burası da 4'ün karesi 16 yaptı. Bunu karşı tarafa attım. Kaldı geriye 9. 2 eksi x'in karesi 9'muş. Şimdi burada dikkat. Geometride biz hep uzunluk çalıştığımız için bunun kökünü alırken arkadaşlarımızın aklına direkt artı 3 gelir. Ama burada bana noktanın koordinatlarını sorduğu için, matematiksel değerini sorduğu için, uzunluk değil de değer sorduğu için artı ve eksini birlikte alacaksın. Yani karesi 9 olan iki tane sayı var. Birisi artı 3, birisi de eksi 3. Doğru mu? Evet. Buna göre buradan ne çıkacaktır? Artı 1 x'imiz artı 1 eksi 1. Birincisi eksi 1 çıktı. Diğeri de bunu karşı tarafa attığımızda artı 5 çıktı. İki tane değerimiz varmış. Alabileceği değerlerin toplamını sordu. Bunların toplamı da artı 4 çıktı. Oldu mu? Bak uzunlukla koordinatları karıştırmayalım. Uzunluk olunca tamam pozitif olabiliriz ama koordinatları soruyorsa karesi 9 olan iki tane değer var. Bir artı 3, bir de eksi 3. Anlaştık? Evet, iki nokta arasındaki uzaklık da bizim bildiğimiz basit Pisagor bağıntısıymış. Şimdi geldik. Az önce iki noktası verildiğinde uzaklığını bulduğumuz bu iki noktanın, işte AB doğru parçasının uzunluğunu bulabiliyordum. Şimdi bunun orta noktasının koordinatlarını bulacağım. Bunun için iki tane yolum var. Birincisi, bana iki tane nokta verildiğinde bunun orta noktasının koordinatları, yani K noktasının koordinatlarını birinci olarak toplayıp, apsisleri toplayıp ikiye bölüyoruz. Ordinatları toplayıp ikiye bölüyoruz. Birinci olarak orta noktayı böyle buluyoruz. Ortalamasını alıyoruz yani. X1 artı X2 bölü 2, Y1 artı Y2 bölü 2. Toplayıp ikiye böldük. İkincisi de artış miktarını kullanacağız. Şimdi onu da göstereceğim. Bunda çok basit bir gösterimi var. Fakat şu anda onu gösterecek zamanım yok. Kendin araştırabilirsin. Bakalım şimdi. X0 noktası nasıl bulunuyormuş? A noktası verilmiş, B noktası verilmiş, C noktası bunun orta noktasıymış, C noktasının koordinatlarını soruyor bana. Buna göre x0 dediğim bu nokta nasıl bulunuyormuş? Apsislerin toplamlarının yarısı. Yani 3, 11 ile 3'ün toplamının yarısı bana şurayı verecekmiş. 11, 3 daha, 14, yarısı 7. Anlaştık? Aynı şekilde ordinatların toplamı da böyle bulunuyormuş. Yani y0 dediğimde 8 artı 2 bölü 2. Onun yarısı da 5 oldu. Yani C noktasının koordinatları apsisimiz 7, ordinatımız 5'miş. Yukarıdaki uyguladık. Orta nokta deyince ortalamasını alıyoruz. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2, bunu benzerlikten şöyle de yapabilirsin. Bak burada dik yamuk çıktı, orta taban çıktı. İstersen dik üçgenlere de benzetebilirsin. Ben şöyle düşünüyorum. Sayı doğrusu üzerinde hayal et. Apsislerimiz 3'ten 11'e kaç birim artmış? 3'ten 11'e 8 birim artmış. Yarısında 4 birim artar. 3, 4 birim daha arttırdım. O zaman burası 7 olur. Ben de onu söylüyorum. Ordinatlarımız 2'den 8'e 6 birim artmış. Yarısında 3 birim artar. 2'yi 3 arttırırsan burası da 5 olacaktır. Yani artış miktarlarını da kullanabilirsin. İlla ki formül kullanacaksın diye bir şart yok. Şimdi bir daha göstereyim bunu başka bir örnekte. 1 toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2 artış miktarını kullanıyoruz. İşime geldiği gibi nasıl soruda nasıl yapmam gerekiyorsa onu zaten gösteriyor bana. Kullanacağım. Mesela burada toplayıp 2'ye bölmektense artış miktarını kullanmak bana daha basit ve kolay geliyor. Nasıl yani? Bak şimdi. Sayılar da güzel, kolay, basit.
Bak şimdi, bu, madem bunlar birbirlerine eşit, o zaman apsisler arasındaki artış miktarı da benzerlikten dolayı eşit olmak zorunda. Bunun apsisi 2'den 3'e ne olmuş? 1 artmış. Yollar aynı olduğuna göre o zaman burada da 1 artacak. 1 artar. 3'ü 1 arttırırsam A'mız 4 olur. A'mız 4 oldu. Artı ordinatlarımız, böyle de gidebilirsin, buradan da gelebilirsin. Özellikle buradan da gelinebildiğini göstermek için yapıyorum. 6'dan 4'e 2 azalmış. 2 bu sefer azalmış. Sayı doğrultusunda geriye doğru gitmişim. Dolayısıyla 4'ten de 2 birim azalacak. 2 azalacak. 4'ü 2 azaltırsam burası da 2 oldu. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 6 oldu. Yani ya artış miktarlarını kullanıyoruz ya da toplayıp 2'ye bölüyoruz. Şimdi bunlar sade sorulardı. Biraz bunları karıştırmaya çalışalım. Ya da görüntüsü, ifadesi karıştırılmış gibi göstermeye çalışıyoruz. Bakın şimdi normal kolay bir soruydu. Bu da görüntü itibariyle sade yazılmış ama mantığı biraz insanı zorlayabilir ilk başta. Analitik düzlemde A noktasının B noktasına göre simetri olan C noktasının koordinatlarını bulmamıştır. Simetri. Neydi simetri? İleride en konularımızda göreceğiz simetrinin ne olduğunu ama şimdi bir giriş yapmak istiyorum. Bir noktanın başka bir noktaya göre simetrisi şöyle bulunur. A noktası şurası olsun. Rastgele bir nokta aldım. Bir tane de B noktası alayım. Noktanın noktaya göre simetrisi doğrusal olacak şekilde bu mesafe kadar şurada olacaktır. A'nın B'ye göre simetrisi C noktası. Neymiş? Üçü doğrusal olacak ve bu mesafe kadar burada olacak. Yani B noktası A ile C'nin orta noktası oldu. Bir noktanın bir noktaya göre simetrisi böyleymiş arkadaşlar. Peki bunun koordinatlarını bulalım şimdi. A noktasının koordinatlarını vermiş zaten bana. 5'e 1. B noktasının koordinatlarını da vermiş. 2'ye 6. C'nin koordinatlarını bulmamı istiyor. Hadi bulalım. Yine artış miktarından toplayıp 2'ye de bölebilirsin ama gerek yok. Artış miktarı çok net duruyor. Bunları yapmana da gerek yok. Gözünle de yapabilirsin bunları. 5'ten 2'ye 3 azalmış. Nerede? Şunlara da K diyeyim. K birim yolda. O zaman bu K birim yolda da 3 azalması gerekmez mi? 3 azalır. 2'yi 3 azaltırsam sayı doğrultusunda eksi 1'e gelir. Ordinatlarımız yani Y değerlerimiz 1'den 6'ya 5 artmış. 5 birim artmış. O zaman diğer K'da da 5 birim olacak. Yol aynı çünkü. 5 artar. Dolayısıyla 6, 5 daha 11 oldu. C noktamızın koordinatları eksi 1'e 11 çıktı. Çok kolaymış değil mi? Evet, noktanın noktaya göre simetrili de burada işlemiş olduk. İlerleyen zamanlarda tekrar kullanacağız. Başka bir soru tipi, insanların ilk başta okuyunca birden düşünemedikleri bir soru kalıbı. Analitik düzlemde, şekil olmadan, analitik düzlemde köşe koordinatları ABC olan üçgenin AC kenarına ait kenarortayın uzunluğunu soruyor. Yani VB'yi soruyor. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığında ilk önce bir taslak çiziyorsun. Nasıl yani? ABC üçgenini aldık gördüğün gibi. Rastgele çizdim bunu. Sonrasında AC kenarına ait kenarortay diyor. Kenarortayımız şurası, orta nokta burası. Bu noktayla şu köşeyi birleştiren doğru parçasına kenarortay diyoruz. VB oldu. Ben bunun uzunluğunu soruyorum. Bu çok kolay. Ben şöyle yaparım bak şimdi bunu. D noktası A ile C'nin orta noktası değil mi? Evet. Ya artış miktarına ya toplayıp 2'ye bölüyorum. Bu sefer toplayıp 2'ye bölüyorum. 5, 13 daha 18, yarısı 9. 14, 2 daha 16, yarısı 8. Gördüğün gibi D orta noktasını buldum. Şimdi VB doğru parçasının uzunluğunu bulacağım. Kenarortayın uzunluğunu bulacağım. Bu da iki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklık az önceki de sayfada görmüştük. Pisagor bağıntısıydı. Ben de bunu kafamda şöyle yapıyorum pratik olarak. Uzun uzun Pisagor'u yazmak yerine. Sonuçta bunu gerçek çizimini yaptığında A ve B ve D noktaları arasında bir dik üçgen oluşacak mı? Evet. Burada X'ler arasındaki mesafe hep yatay olandır. 1 ile 9 arasındaki mesafe 8 birim. Birbirinden çıkarttım.
Sonra ordinatlar arasındaki mesafede 2 ile 8 arasındaki mesafede 6 birim Pisagor bağıntısını aldım. 10 çıktı. İstiyorsan kendin uzun uzun yap. Neymiş? BD uzunluğu Pisagor bağıntısından 10 çıkıyormuş. Yani VB uzunluğunu bulmuş olduk. Evet, son olarak da paralel kenara geldik. ABCD bir paralel kenar olsun. Bu bir soru kalıbı, bir soru çeşidi. Buna göre bu paralel kenarda ben şöyle bir yorum yapabilirim. Köşegenleri çizdiğimde şu nokta E noktası, AC'nin orta noktası aynı zamanda BD'nin de orta noktasıdır. Buna göre orta nokta mantığını kullanarak şunu diyebilirim. E'nin apsisi x1 artı x3 bölü 2 aynı oran x2 artı x4 bölü 2. Buradan ikiler sadeleşirse karşıma şu sonuç çıkacaktır. Yani komşu olmayan karşılıklı noktaların apsisleri toplamları birbirlerine eşittir. X1 artı x3, x2 artı x4'e eşittir. Aynı şekilde komşu olmayan karşılıklı ordinatların toplamı da y1 ile y3'ün toplamı da y2 ile y4'ün toplamına eşittir. Bu son derece pratik bir uygulama. Bunu sadece böyle çözmeyeceğiz. Başka soru tiplerinde göstereceğim. Buna göre ABCD bir paralel kenar ise M ile N'nin toplamı yani B noktasının koordinatları toplamı nedir diye sormuş. Paralel kenarsa iki yolda yapabiliriz. Bir, bunlar paralellikten dolayı eşittir. Aynı şekilde bunlar da eşittir. İki, paralel kenarda yukarıdaki kalıbı kullanırsak ne yapıyorum? Komşu olmayan karşılıklı noktaların apsisleri toplamı 0 artı M eşittir 6 artı 3'e. O zaman buradan M'miz 9 çıktı. Aynı şekilde 0 artı N ordinatların toplamı 0 artı 4. Buradan N'miz de 4 çıktı. Yani burası 9'a 4'müş. Bak ben bunu böyle yapabildiğim gibi pratik olarak şöyle de yapabilirim. Bu şekli gerçekten paralel kenarı gerçekten koordinat sisteminde çizdiğinde buradaki gibi karşımıza eş üçgenler çıkıyor. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Hemen pratik yolunu göstereceğim. Şöyle yapabilirsin. Bunlar karşılıklı olarak birbirlerine paralel ve eşit olduğuna göre şu mantığı kullanabilirsin. Apsislerimiz 0'dan 3'e paralel olan bu kenar arasında. Kaç birim artmış? 3 birim artış göstermiş. O zaman burada da 3 birim artış gösterir. 6'yı 3 arttırdım 9. Doğru. Ordinatlarımız 0'dan 4'e. Kaç artmış? 4 artmış. Burada da 4 artar. Bak doğru. Böyle de yapabilirsin. Bunu istersen bu taraftan da yapabilirsin. Yani M ile N'nin toplamı 9 artı 4'ten 13 çıktı. Evet, son iki sorumuz. Şimdi bununla ilgili çıkmış buna benzer sorular var. Test kitaplarında karşılaşabileceğin çok güzel sorular var. Paralel kenar özelliği taşıyan diğer şekillerimiz eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare de vardı. Özellikle dikdörtgen kareyle de karşılaşacağız. Şimdi bak koordinat sistemi basit bir dikdörtgen sorusu aslında bu. Benden D noktasının koordinatları toplamı nedir diye sormuş. Bakıyorum şimdi D noktasının ABCD dikdörtgenin A köşesi eksi 2'ye 0'mış. O zaman uzunluk olarak burası 2 birimdir. Evet. Dik koordinat sistemine çalıştığım için burası 90. B'nin de ordinatı 4'müş. Demek ki yükseklik de 4. Dikdörtgen olduğu için de şu açıda 90 derece. A karşıma Öklit bağıntıları çıktı. Öklit de yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşitti. 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8'den burası 8 birim. Doğru mu? Evet. Aynısını burada da görebilirsin. Benden koordinatlarını istiyordu. Bak bu gördüğün üçgen ile bu üçgen eş değil mi? Evet. Şurası 2 birimse o zaman burası da 2 birim. Geriye kaldı 6. Yükseklik 4 ise burası nedir? 4. Koordinatlarımız baktığım zaman x eksenini 6'da kesmiş, y eksenini ise negatif bölgede olduğu için eksi 4'te kesmiş. Dolayısıyla 6 artı eksi 4'ten bunların toplamları bana 2'yi verecek. Bunu şöyle de yapabilirdim. 0'dan 8'e 8 artmış. Eksi 2'yi 8 arttırırsam 6. 4'ten 0'a 4 azalmış. 2'yi 4 azaltırsam eksi 4. Gördüğün gibi. İster dikdörtgenden, istersen benzerlikten bulabilirsin. Evet, bir son sorumuz. ABC eşkenar üçgeni DF orta noktaları buna göre C noktasının koordinatını bulunuz demiş. Burada ABC'yi bulmak gibi bir derdim yok. Yani A'yı bulayım sonra orta nokta yapayım gibi bir derdim yok. Orta noktalardan yürüyorum, devam ediyorum. Şimdi D ile E'yi birleştirirsem
üçgende. Bak burası orta nokta, burası da orta nokta olduğuna göre bu kırmızı doğru parçası orta taban olur ve aşağıya paraleldir. Yani şu parçalara eşittir. Aynı şekilde D ile E'yi birleştirirsem bu gördüğün doğru parçası da tabana paraleldir ve bu parçalar eşittir. Şurada karşıma bir paralel kenar çıktı. Diğerini yapmaya gerek yok bence. Buradan daha kolay çıkıyor. Şu gördüğün üçgende kısımda bir paralel kenar çıktı. Burada paralel kenar kurallarını uygulayabiliriz. Artık ister karşılıklı olarak toplar mısın, istersen artış miktarını kullanırsın, artık sana kalmış. Ben artış miktarını kullanmayı düşünüyorum. 1'den 4'e 3 artmış. O zaman burası da 3 artacak. 2'yi 3 arttırdım, 5. 3'ten 5'e 2 artmış. Burası da 2 artar, 8. Doğru mu? Bak bir daha kontrol ediyorum. Aşağı doğru. 1'den 2'ye 1 artmış. 4'ü 1 arttırdım, 5. Doğru. 3'ten 6'ya 3 artmış. 5'i 3 arttırdım, 8. Gördüğün gibi doğruymuş. Bu şekilde kolayca bulabiliriz. Bir sonraki dersimizde analitiğe devam edeceğiz. Görüşmek üzere.